Arkadaşlarım, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok severek tükettiğimiz kırmızı pancarın yapraklarından kavurarak yoğurtlama yapacağım. Bu yaprakların böreğini, yoğurtlamasını, ayrı zamanda pirinç ya da bulgurla da kavurmasını da yapabilirsiniz. Bütün malzemelerimi hazırladım. Videomun çok uzun sürmemesi için yaparken anlatacağım. Burada 3 tane pancarım var. Bunların sararmış olan, ezilmiş olan yapraklarını ayıklıyorum. Üzerindeki kötü ve ölü yaprakları aldım. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bu yaprakları kesinlikle atmayın. Bunlar şifa deposu. Bu pancarlardan da istersek salata yapabiliriz. İstersek de turşusunu yapabiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Kanalımda bunun turşusu da var. Bakmanızı tavsiye ederim. Bu yaprakları bol suda en az 3-4 defa yıkayacağım. Daha sonra da sirkeli su hazırlayacağım. Sirkeli suda da yarım saat kadar bekleteceğim. Pancar yapraklarımı çok güzel bir şekilde yıkadım. Yarım saat kadar sirkeli suda da bekledikten sonra tekrar bol suyla yıkadım. Şimdi bunları doğrayacağım. Saplarını da kesiyorum. Çünkü sapları da çok taze. Çok küçük doğramıyorum arkadaşlar. Biraz orta boy şeklinde doğruyorum. Bunlar pişince küçüleceklerdir. Bunu yiyen insan ıspanağı yemez arkadaşlar. O kadar lezzetli olur. Beni nereden izlediğinizi yorumlara yazarsanız, beğeni ve paylaşımlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Soğanımı doğrayacağım. Soğanın sapını kesmezsek doğraması daha kolay oluyor. Soğan hiç dağılmadan doğranabiliyor. Çok ince doğramayacağım. Soğanımızı da hazırladım arkadaşlar. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Tavam ocağı aldım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Çiçek yağı da koyabilirsiniz. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar 2-3 dakika pişireceğim. Soğanlarımız bayağı yumuşadılar. Kenarlarından hafif hafif pembeleşmeye başladılar. Bir tatlı kaşığı kadar salçam ilave ediyorum. Bu ölçüler sizin malzemenize göre değişiklik gösterecektir. Kavrulan salçamızın üzerine pancar yapraklarımı ilave ediyorum. Karıştıracağım ve alt üst edeceğim. Ocağımın altını kısıyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ocağımın altı kısık vaziyetteyken kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Su koymadan yaparsak kavurmamız daha lezzetli olacağı için hiç su koymadan kendi suyuyla kavrulmasını istiyorum. Pancar yapraklarım aşağı yukarı 7-8 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Şimdi bunu tekrar kontrol ediyorum. Hiç su ilave etmedim arkadaşlar. İçerisinden bir tane alarak sap kısımları piştiyse yemeğimiz pişmiş olacaktır. Hafif sertlik geldi. 1-2 dakika daha bekletmek istiyorum.
Aşağı yukarı 10-12 dakikadır kısık ateşte kavrulan pancar yapraklarımızı tekrar kontrol ediyorum. Çok güzel solmuşlar. Kendi suyuyla ve kendi yağıyla beraber pişip pişmediğini tekrar kontrol ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, hemen çatalıma girdiler. Tadına da baktım. Sebze yemeklerinin çok pişiği çok güzel olmaz arkadaşlar. Hafif diri olursa daha lezzetli olur. Şimdi ocağımı kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğim dinlenirken yoğurdumu hazırlıyorum. 5-6 kaşık yoğurdum var. Bu yoğurdu da kendim yaptım. Gerçekten çok güzel oluyor. Kaşık kaşık. Bunun da videosu kanalımda var. İsterseniz de bakabilirsiniz. Yoğurduma 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Tuzunu ve sarımsağını isteğinize göre azaltıp ya da artırabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştıracağım. Yoğurdun yoğun olması salatamıza çok güzel lezzet verir. Servis tabağıma ilave ediyorum. Üzerine soğuyan kırmızı pancar yapraklarımı ilave ediyorum. İster yoğurtlama deyin, ister de salata deyin. Çok güzel, nefis bir salatamız oldu. Pazıların yapraklarını da bu halde değerlendirmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup, yorum yazıp, videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de denemenizi istiyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.